Arkadaşlar bugün sizlere Tunçmatik akım korumalı prizden bahsedeceğiz. Bunu inceleyeceğiz ve bunun nasıl söküldüğünü sizlere göstereceğiz. İçindeki elemanları göstereceğiz. Bu akım korumalı prizler biliyorsunuz son birkaç yıldır oldukça yaygınlaştı. Ve Türkiye için bence olmazsa olmazlardan. Çünkü gelen voltaj sürekli aynı değil yükseliyor, düşüyor ve cihazlarımız bozuluyor. Bunun sonucunda da maddi kayba uğruyoruz. Basitçe bu prizler sayesinde voltaj yüksek geldiğinde voltajı düşürüyor. Bu işte bunun markası Tuşmatik. Bunun bir sürü modelleri var. Trustum var, diğer markaların var biliyorsunuz. Philips'in var. Geldi içindeki mantık aynı arkadaşlar. Bu beşli bir priz. Açma kapama tuşu var. 3 metre uzunluğunda kablosu var. Bu genelde 1.5 metre olanlar daha ucuz fiyatları. 50 TL falan bunun fiyatı. Ama kablo uzadıkça da fiyat artıyor. Çünkü bu kablo dayanıklı bir kablo. Ve bu prizin gövdesi de yanmaya, kablo da yanmaya dayanıklı, dirençli bir kablo. Ayrıca bunda bir tane, şurada gördüğünüz gibi sigortası var. Atıyor bu yukarı doğru çıkıyor ve bastırıp tekrar eski haline getiriyorsunuz. Ayrıca bunların içerisinde varistör denen bir eleman var. Bu varistör ise normalde çok fazla bir akım çekmiyor. Ama elektrik yüksek geldiğinde akımı kendi üzerine alarak cihazınıza normal gitmesi gereken akımı gönderiyor. Bu da bunların içinde olmazsa olmazlardan. Bunun özellikleri 360 Joules'a kadar dayanıyor. Kapasitesi var. Yani bu şu demek işte bu Joules olay arttıkça fiyatı da artıyor. Ömrü de artıyor. Ömrü de uzuyor. Yani bu 500'lü 1000'li 1500'lü, daha kaliteli ve daha pahalı ürünler. Ömrü tabii ki daha uzun. 12000 amper maksimum akım. Maksimum pik gerilimi ise 6000 volt. 5 tane priz var ve bunlar çocuk emniyeti olan prizler. Şurada gördüğünüz gibi mavi kısımlarda yani buraya çocuk parmağını sokamıyor. Bu sayede emniyet sağlıyor ama bunlar topraklama kısımları zaten. Şu şekilde özelliklerini de yazmışlar arkasına. İşte açmak için şu vidaları kullanacağız, açacağız. Bunlardan bir iki üç tanesi normal vida. Diğerleri ise böyle garip şu artık saçma sapan vidalar var biliyorsunuz üçgen, yıl e, alyans şeklinde falan filan. Herkes bir şey uyduruyor. Bu da garip bir şey uydurmuş. Çıkarınca göstereceğim. Yani düz tonöde açılıyor ama hani gereksiz saçma bir tornavida başı hoşuma gitmedi. Koy hepsine yıldız arkadaş. Niye bu işte böyle pislik yapıyorsunuz? Sebebi belli. Tamir edilmesin, açılmasın. Açacaksak biz açalım. Tamirciler para kazansın. Yoksa bir mantı olamaz. Özellikle bu vida mafyasına çok kızgınım yani. Abuk subuk 50 bin tane çeşit vida çıkarttılar. Artık tonavidemiz de yetmiyor yani. Bunu açacak tornavida yok şu setin içinde. Uç yok yani. Böyle bir şey olamaz. 50.000 50 bin çeşit şey mi parça mı taşıyacağız? Ya resmen dalga geçiyorlar bir tane şarj cihazı şu şekilde takıyorsunuz. Zaten bu oturmaz yani. Yani bunu oturturken bastırmanız lazım emniyetten dolayı. Yani bunu bir çocuk takamaz. Çıkarması da zor. Çünkü buradaki mavi kısımlar arkaya doğru geçiyor. Ve bu yuvaya oturuyor. Gördüğünüz gibi. Çıkarken de bu şekilde. Normal bu emniyeti, çocuk emniyeti olmasa bıraktığınız içerisinde zaten oturacaktı. Prize de takalım. Kablonun olması iyi bir şey. Bu şekilde kapalı pozisyonda. Şu an hava aydınlık olduğu için ışık çok belli değil. Ama içinde bir ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Bakın şu an ışık söndü. Şimdi yandı. Dilerseniz içini açalım ve içindeki elemanları da size gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi laf olsun torba da olsun yani. Bu nedir ya? Böyle bir saçma bir de olabilir. Yani düzde de açılıyor zaten ama bir süre sonra bunun kafalar yenecek. Sonra sıkıntı olacak. Gördüğünüz gibi. Saçmalık yani. Vallahi küfür edeceğim şimdi az kaldı. Neyse. Bunları da koyalım. Şu an vidaların hepsini söktük. İçi bu şekilde. Şimdi şu kısım sigortamız. Voltaj birden ani çok yüksek geldi. Bunu işte bu bahsettiğim varistor bunun altında bunu açtı. Ne oluyor? Bu sigorta devreye girip atıyor ve elektriği kesiyor. Dolayısıyla buradan güç kesiliyor. Gördüğünüz gibi kahverengi sigortaya giriyor ve buradan tekrar çıkış alıyor anahtar gibi. Yani bu dışarı çıkıyor. Şimdi bizim bir kez başımıza geldi. Attı bu. Anlamadık ama. Hani bunu dışarıda gördük. Bunu bastırmanız gerekiyor böyle. Bastırınca tekrar eski haline geliyor. Varistor dediğimiz şey de burada şu alt kısımda. Akım çok yüksek geldiği devreye girip akımı kendi üzerine çekiyor. Şöyle de gösterelim. Bakın. Gördünüz mü? Yani şu kısımlar geri attı. Çocuk emniyeti dedikleri bu. Mantık basit yani. Bak. Ama iyi yani şöyle tutuyor. Yani prizi tutuyor bu. O mantıkla iyi. Evet başka türlü düşünülmüş olabilir yani hani priz sök çıkar sök çıkar çocuk yaparken belki bir anda kısa devre yapacak. O olmasın diye düşünmüş olabilir o mantıkla iyi. Bu da ya yani bu kısma gelip Diğer priz ucunun girdiği kısım. giden çıkıyor. Şu ise şu gördüğünüz bakın burada buradan topraklaması bu. Kablosu da şu. Şu onun kablosu. Yani sarı yeşil mavi buraya geçiyor fazla buradan almış bu şekilde çalışıyor mantık bu topraklama da bu şekilde sökümü detayı bu şu kısım önemli burası yandı mı, ne olur bunu sökersiniz bunu sökersiniz direkt bağlarsınız normal üçlü prize döner bu hani var ya dışarıda satılanlar. Ha bir akım koruması olmaz ama sizi yani işinizi görür. Hani dışarıda satılan üçlü prizler gibi kullanmak isterseniz ileride arıza yaparsa şunu sökersiniz ya da kalabilir. İkisi bir bozulduysa ikisini bir sökeceksiniz. Bu bozulduysa bunu sökersiniz sadece bu kalır. Gene yüksek akım geldiğinde bu atar kendisi. İkisi bir bozulduğunda ikisini bir sökün. Direkt bağlayan kabloyu buraya. Direkt buraya da. Normal dışarıda satılan üçlü prizlerden elde edersiniz. Yani şu bozulsa da işte 360 Joules dedik ya, ömrünü doldurunca bunu normal sürprize çevirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Gayet de kaliteli malzemeler. 50-60 lira gibi fiyattan satılıyorlar. Takarken de aynı şekilde takıyoruz. Şimdi biz ne yapıyoruz? 35-40 liradan vazgeçiyoruz. Korkuyoruz. 50 liradan bağlıyoruz bilmem kaç bin liralık cihazlarımızı prizlere. Sonra yanıyor. Ha yani bunun 100, 150'likleri de var tabii. Fiyatlar artıyor. Bunun önlemenin yolu bu. Yani kaçmayacaksınız. Bakın şu gerçekten bir şey yarıyor yani. E, ciddi sıkıntılardan sizi Düşünsenize buna bağlamışsınız Çamaşır makinesi, buzdolabı işte bulaşık makinesi. Akım birden yüksek geliyor ve bu devreye giriyor. Mal de garantili değil diyelim. Garantili olsa bile sorun çıkabiliyor. Ne oldu? Bu attı sigortası ve sizin işte 5 bin 6 bin lira bağladığınız para bağladığınız cihazlarınız kurtuldu. Varistor devreye girdi ve akım üzerine çekti. Yine cihazınız kurtuldu. Faydası çok yani 40-50 liralık bir ürün ama artık o eski tip üçlü prizlerden kurtulmak lazım. Bunlara dönmek lazım. Bu mesela prizlerin şu dizilimleri falan çok önemli. Bazen takıyorsunuz bir şeyi şöyle mesela çat buraya kullanamıyorsunuz. Bir mecbur yanına takıyorsunuz. Mesela bunda da bir sıkıntı var. Mesela bunu taktım. Ne oldu? Burayı daralttı. Bunlara özen gösterin. Yani arada boşluk olması daha iyi. Bunlarda mesela 5 prizi tam etkin kullanamıyorsunuz. Hatta bazı adaptörler var. Şöyle takıyorsunuz. Şöyle kapatıyor. İşte mesela bunların şurada ufak ikilisi olanı var. İşte USB girişlisi var. İşte USB çıkışlısı var. Değişik değişik bir sürü şeyler akıllı prizler diye geçiyor. Tabi detaya girdikçe fiyat da artıyor. Yol değeri bilmem nesi olsa bu su yükselttikçe fiyat da artıyor. Yani bu şekilde olanlar genelde fiyatları 40 lirayla 70-80 lira arasında. Ben bunu indirimde almıştım. 24 liraya almıştım. Hani indirim takip ederseniz benim gibi ölçülük yaparsanız. Donanım haber ölücüsüyseniz daha da ucuza alabilirsiniz. Bunu 24 liraya almıştım. Diğerinde vatan bilgisayardan yanlış olmasın 19 liraya almıştım Trust'u. Ve işlerini gördüler. O zamandan beri de cihazların bozulmadı. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.